Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kelam-ı kadimde helalillahi dinul halis. Halis din Allah'a aittir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeler muhacesinde muhataplarına, Mekke'ye, bütün insanlara sadece İslam'ı anlattılar. Sadece İslam'ı anlatıyor olmasından rahatsız olanlar oldu. Karşısına dikildiler. Dediler ki, örflerimizi, adetlerimizi, geleneklerimizi reddedersen bu şehirde marjinal olursun. Bu şehirde sana yaşama hakkını çok görürler. Seni hayatta ölüme mahkum ederler. Öyle yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın evini kapattılar şehre. Mahallesini kapattılar. Şiir-i Ebi Talip'te Allah Resulü'nü, Haşim oğullarını, kendisiyle birlikte Allah'a iman edenleri tam 3 yıl ambargoya tabi tuttular. Mekke'ye bir kervan gelir. Buğday satar, un satar, kumaş satar. İnsanların temel ihtiyaçlarını satar. Allah Resulü Aleyhisselam'a iman edenlerden birisi onlara müşteri olduğu zaman Ebu Leheb gelir o satıcının yanına. Sana bunlar 10 lira veriyorsa sen bu malın en yüksek fiyatını söyle. Onlara satma. Zaten paraları da yok. Alamasınlar. Ben senden o malı en yüksek fiyatından alırım dediler. Ekmek yok, su yok. Allah Resulü Aleyhisselam ona iman edenler günler geçti ki gıda bulamadılar. Ayakkabılarını kemirdiler. Ama helalillahi dinul halis dediler. Din sadece Allah'ın dediler. Örf karışmayacak dediler. Adet karışmayacak dediler. İnsanların gelenekleri Allah'a, Allah'ın dinine emredemeyecek dediler. Öyle teslim oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye edenler var. Ebu Talib himaye ediyor. Hatice annemiz koruyor. Onları kaybediyorlar. Ebu Talib vefat edince Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de dolaşırken taşları toprakları mübarek başına atıyorlar. Bir gün evine geliyorlar. Kızları başında taş izlerini toprakları görünce yerinden kalkıyorlar, ağlıyorlar. Hem babalarının Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek başını yıkıyorlar, hem de ağlıyorlar, buyuruyorlar ki لَا تَبْكِي يَا بُنَيَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مَانِعُمْ اَبَاكِ. Kızım Fatıma ağlama, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle baban Muhammed'i korumaya muktedirdir. Din halis Allah'ın, halis dini anlatmaya devam edecek. Ama Mekke Allah Resulü Aleyhisselam'a sürekli tekliflerle geliyor. Diyorlar ki biraz senin Allah'ına secde edelim. Biraz da bizim Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı takdis edin. Onları kabul edin diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam bütün acılara göğüs geriyorlar. Yine buyuruyorlar ki halis din sadece Allah'ın. Sadece o tazim edilecek. Sadece onun emirleri yerine getirilecek. Anlıyorlar ki Mekke bu hakikati kabul etmeyecek. Yalnız başına şehirden ayrılıyorlar. Binek almaya paraları yok. Mekke ile Taif arası şu kadar kilometre. Yaya kat ediyorlar, Taif'e geliyorlar. Sakif kabilesiyle görüşecek. Onlara Allah'ın dinini anlatacak. Birisi diyor ki اَمَا وَجَدَ اللّٰهُ اَحَدًا غَيْرًا اَنْ يُرْسِلَهُ. Allah senden başka peygamber gönderecek birisi bulamadı mı? Onunla alay ediyorlar. Mübarek ayaklarını kandrevan içerisinde bırakıyorlar. O halde kendine gelince ellerini kaldırıyor Asuman'a. اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَف۪ينَ. Ey kainatın sahibi, ey ezilenlerin Rabbi olan Allah'ım. Allahümme eşku ileyke da'fe kuvveti da'fe hali ve hevani innen nas. Kuvvetimin zayıflığını, acziyetimi Allah'ım, insanlar katında değersiz
şu gelinliği, şu yılbaşını, şu Noel'i karıştırmadan ben sadece Allah'ın dinini istiyorum diyen Müslüman arıyor Hazreti Muhammed. Taşlamıyor Mekke'de, taşlamıyor Taif'te ama yürüyüşüne devam ediyor. Bir gecenin yarısı Nahle Vadisi'nde kalkmış namaz kılıyor. Kur'an'ın ifadesiyle kumilleyle illa kalila, azı müstesna geceler boyu namaz kıldı Mekke yıllarında. Allahu Ekber. Hazreti Kur'an'ın ayetlerini okuyor Nahle Vadisi'nde. Kur'an bize arz ediyor. Ve iz sarafna ileyke neferan minel cin yesemi'unel Kur'an. Allah İnsanların dinlemediği, insanların reddettiği, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dinlesin diye alemin farklı köşelerinden cin taifesini Nahle Vadisi'ne sevk ediyor. Yesemi'unel Kur'an, siz Hazreti Muhammed'i dinleyin, siz Kur'an'ı dinleyin. Felemma hadaruhu kalu ensitu. Nahle Vadisi'ne gelince gece yarısında Allah Resulü Kur'an'ı okuyor. Cinler, reisleri yanlarındakine diyorlar ki susun, Hazreti Muhammed'i dinleyin. Taif'in taşladığı, Mekke'nin dışladığı Hazreti Kur'an'ı dinleyin. Kalu ensitu felemma kudiyye vallahu ila kavmihim munzirin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ayetlerini tilavet etmeyi bitirince ayrıldılar, kavimlerine döndüler. Kalu ya kavmena, dediler ki kavimlerine gidince Allah Musa'dan sonra Kur'an'ı indirdi. Ya kavmena ecibu da'iyallahi ve aminu bihi yagfir lekum min zunubikum. O halde gelin, bırakın putları, bırakın odları, bırakın taşları, sizi halis dine davet eden Hazreti Kur'an'a, da'iyallahi ya da Hazreti Muhammed'e icabet edin, onu dinleyin. Mekke dinlemez, Taif dinlemez. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'i sadece onu dinleyecek cinleri alır, alemin farklı köşelerinden Taif'ten tard edilen, kovulan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Nahle Vadisi'nde gönderir, onlar dinlerler. Şimdi siz ey ehli iman, yılbaşı gecelerinde sadece eskiden bir gece dansöz oynatırlar, bunlar Allah'a isyan ediyor diye buğz ederdiniz. Ya her gece o televizyonlar senin evine dansözleri getiriyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke örfüne isyan etmiş, onlara Allah'ın dinini teslim etmemiş, halis din bunları kabul etmez demiş, taşlanmış, Taif'e gitmiş, orada hakaretlere maruz kalmış ama sadece halis dine davet etmiş. Ya sen, ya senin etrafında olanlar piyangolar alıyorlarsa eğer, yılbaşı gecelerine hazırlanıyorlarsa eğer, unutmamak lazım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, davasına, getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine açıkça muhalefet bu. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki اِتَّقُوا شِرْكَ الْاَسْغَرِ, küçük şirkten korkun. وَمَا الشِّرْكُ الْاَسْغَرِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, şirk-i esgar nedir ey Allah'ın Resulü? Riyadır buyuruyorlar. İmam Rabbani Hazretleri bir kadına yazdığı mektupta bu hadisi de şerh ederken buyuruyorlar ki ey kadınlar, ey Müslümanlar, Hinduların bayramlarını kutlarsanız, onların bayramlarında birbirine gönderdiği hediyeleri siz de sevdiklerinize gönderirseniz, tebrik ederseniz, onların kırmızı pilavlarını pişirir, sizler de onların bayram gününde ikram ederseniz, unutmayınız ki bir günü tazim etmek, onu yüceltmek demek, onun arkasındaki değerleri kabul
yaşını çocuklarla birlikte kutlamak demek, onun arkasındaki anlayışı, düşünceyi, örfü, dini, kültürü kabul etmek, ona teslim olmak demek. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sana bozulmayan halisliğini bırakabilmek için Mekke'de o acılara maruz kalmıştır. Ve Kur'an'ı dinleyen tertemiz mahlukatı da neticede bulmuştur. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ Bize sadece bunları tebliğ etmek düşer, anlatmak düşer. Hem şu nasıl bir anlayış ki insanlar amelleri zayıf olmalarına rağmen yaklaşan ölümlerine üzülecekleri muhasebenin korkusuyla, endişesiyle yüreklerinde derin hafakanlar oluşmalarına rağmen bir yılı daha geride bırakınca eğlenecekler sabahlara kadar, Allah'a isyan edecekler. Şair onların haline tacub ediyor da diyor ki يَسُرُّ الْمَرْعَ ذَهَابُ النَّيَالِ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا İnsanları ayların, haftaların, gecelerin geride kalması, yılların geçmesi sevinir. Halbuki bilmiyor ki yıllar geride kaldıkça o ölüme daha da yaklaşıyor. Ölüm demek, hesap demek. Ölüm demek, halisliğini yaşayıp yaşamadığımıza dair en ince noktasına kadar her şeyin bize sorulacağı vaktin sonrası demek.